Batarken ardından güneş tepelerin veda vakti geldi partikül matematiğin. Evet sevgili LGS e canavarları bir kampın daha bu şekilde sonuna geliyoruz. Nokta atış kampında da artık son dersimizi yayınlıyorum. Ve tabii ki de bir diğer son da şu şekilde oluyor ki 8. sınıf için size atacağım artık son matematik videosu oluyor bu. Ve tabii ki de insan bir hüzünleniyor. Bir böyle burukluk var içimizde. Dolayısıyla şimdi ne yapalım? Herkes videoyu kapatsın ve bir 5 dakika boyunca ağlayıp geri gelelim. Desem de inanma şaka şaka seneye yine buradayız kanalda zibilyon tane 9. sınıf videosu var zaten biliyorsun dolayısıyla da partikül matematikten kopmak yok enerjimiz tavana vurduruyoruz ve ne yapıyoruz nokta atış kampındayız dersimize artık başlayalım mı? Başlamadan birkaç duyuru hemen tosuncuğumuz gelsin Efso'dan biliyorsunuz bu kampı tamamlayacağız artık eğer hala edinmediysen Efso'yu edin son 2-3 günde bile halledebilirsin kitabı bitirebilirsin ve en baştan kampı şöyle bir izlemeni tavsiye ediyorum eğer ilk defa görüp izlediysen bu kampı. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bu kampla beraber sizi LGS yolculuğuna uğurlayacağız ama tabii ki de kanalda rehberlik motivasyon videolarımız tam gaz devam edecek. Son günler, son taktikler çok önemlidir. Dolayısıyla kaçırmadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Dedim ve seni ne yaptım? karşıma aldım. Aha ekran yok. Geldi. Tamam. Sen niye aşağıdasın ya? Heh, şöyle gel bakayım. Tamamdır. Hadi ne yapalım? Ne yapalım? Başlayalım. Şimdi koordinat sisteminde verilen A şeklinin Y eksenine göre yansıması alınıyormuş. B şekli 5 yukarı. Bir birim sola öteleniyormuş. Öte... <laughs> Konuşursam anlatacağım. Öteleniyormuş. Öteleniyormuş. Evet. Öteleme ve e, yansımadan bahsetmiş. Aynı soru içerisinde hem öteleme hem yansıma yapacağız. Tam bir LGS amca sorusu yani bak. Sana söylemiş olayım böyle kargaşık kurgaşık seviyorlar ona göre ha. A'nın ile B'nin ötelenmiş halinin kesişimi kaç birim kare olaki diye sormuş. Buluruz efendim. Buluruz. Buluruz anacığım hiç sıkıntı değil sadece rahat olacaksın. Arkana yaslanacaksın ve partikül matematiği izleyeceksin, takip edeceksin. Şimdi A şeklinin Y eksenine göre yansımasını alalım. Bak yansımalar çok basit. Şöyle yapacaksın. Nokta nokta ilerle. Şu şeklin yansıması tek tek düşünmeye. Al bir noktayı şu köşeden tamam mı? Bunun yansıması nedir? Zaten 3 gelmiş. 3 de öyle gidecek. Budur. Yani aynadaki görüntüsü gibi düşün. E, en uzaktaki arkadaşın görüntüsü de yine en uzakta olacak. O zaman 3 e, birim arkasında. Dolayısıyla bu da 3 birim arkasında. E, buradan öte artık birleştir yani. Yapacağın şey şu şu şunu yapabilirsek evet şöyle yapacaksın 3 birimde aşağıya geleceksin tamam mı ardından bir birim şöyle aslında zaten şekil basamak şeklinde olduğu için tamamlayacaksın şeklini yani birkaç tane köşeyi yansıt ondan sonra şekli tamamlarsın tamam sıkıntı olmaz bunu yansıttık gel devam et B şeklinde ne yapılıyormuş 5 yukarı 1 sola öteleniyormuş. Şimdi B şeklini tutalım kafasında. Nereden? Şuradan tutalım mesela. 5 birim yukarı git. 1, 2, 3, 4, 5 bir de sola git. Aha da burada. O köşe bu köşe. Tamam mı? O köşe bu köşe olduğuna göre buradan öte ben şeklimi çizerim. Aha da 2 yukarı çıkıyormuş. 3 sağa geliyormuş şöyle. 3 aşağıya iniyorum. İneriz efendim. Bir tane sol. Tamam. İki yukarı tamam bir sol aşağı tamam kapattık. Peki kim kesişti bak şurada görüyor musun? Sadece bir tanecik kare kesişti. Bir tane kare için soru mu olur be hocam dedin ama oluyor işte tamam mı? Nasıl gidiyor kamp diyeceğim ama kamp bitti zaten değil mi? <laughs> Öyle bir yükseldim birden ama kamp güzel geçtiğini düşünüyorum. Güzel sorular çözdük umarım sen de kitaptaki verdiğimiz ödevleri yapmışsındır. Tamam mı ödevlerini yap kitabı bitir mutlaka sınavdan önce bitsin gitsin. Sınavda belki bir bakmışsın, bir benzerini görmüşsün yani tamam. Görmesen bile seni geliştiren sorular hazırladık, haberin olsun. Yani o soruları sana mutlaka faydası olacak. Ondan sonra tabii ki de <laughs> tercih zamanı konuşacağız. 5 Haziran'dan sonra da yine e, tercihleri beraber yapacağız. Hiç sıkıntı yapma, sınav nasıl geçerse geçsin. Bazen tercihlerde dahi doğru tercihle kazanabiliyor öğrencilerimiz. Dolayısıyla seni de e, o şekilde yaparız, sıkıntı yok yani. Sen sadece şu an sınavda yapabileceğin en iyisini yapmaya çalışacaksın. Mevzu bu. Lamicim yok. Başka şey düşünmeyecek, düşünmek falan da yok. Düşünmeyeceksin başka bir şey. Tamam sen ne yapıyorsun? Derse. Derse devam. İkinci soru. Şimdi kareli zeminde yine bu da LGS amcaların sevebileceği tarzda bir soru. har birim karesinde bir sayının bulunduğu iki şekil verilmiştir. Birinci şekil 11'im sağ. 3 birim aşağıya öteleniyormuş. Üst üste gelen sayıları da çarpıp birer karta yazarak torbaya atıyormuşuz. Şimdi ikinci şekle oynamak yok. Elleşmeyeceksin. Çok fazla sorularla da oynarsan bozarsınız. Bak ona göre he. kurcalamayın. Torbadan çekilen kartın üzerinde negatif sayı olma olasılığı. Gördüğün gibi aslında bir öteleme sorusu. Ama şak kadanak nasıl gelmiş olasılık diye. Şimdi buna olasılık sorusu mu diyeceğiz? Hayır tabii ki de. Dolayısıyla ha, olasılık sorusu da olabilir ama öteleme de var. Tam işte diyorum ya LGS amcaların sevdiği o mix. Mix olaylarından biri bu da. Hadi öteleyelim. Çok konuşma hoca ötele. Tamam. Tuttum sağ üst kafasından şunun. 10 birim sağa gidiyorum. Şöyle 2 4 6 8 10. Sonra 3 aşağıya 1 2 3. Aha da buraya geliyormuş. Tamam. Buradan öte şeklini çiz. Yani tamamla. Nasıl tamamlayacağım? Şöyle 3 gidiyor şöyle iki aşağıya gelmiş bir şöyle bir böyle mi yok şöyle iki iki aşağıya tamam şöyle gelelim sıkıntı yok buradan sağ dümdüz yardır bunu da tamamla bitti gitti şekli öteledim şu an taşıdım tabii ki de üst üste gelenler çarpılıyor e şimdi kim geldi üst üste baktığımızda ne görüyoruz sağ üstteki arkadaşları görüyoruz değil mi sağ üstteki e kim o sağ üsttekiler şunlar bak sarıyla senin için taradım o zaman bana bunları şimdi çarpıp söylüyorsun Mevzu bu. Şöyle sağ üstü zoomluyoruz. Peki bakalım. Önce sağ e, en üsttekinden başlayalım. 1. Burada kim var? Eksi 2. Bunlar üst üste denk gelecek. 1 e, ile eksi 2 çarparsan eksi 2 yapar. 3 ile 2'yi çarpıyorsun 6. 0'ı zaten saymayalım. Onun çarpımı yine 0. Eksi 1 ile 5'i çarpacaksın. Eksi 5. 4 ile eksi 1'i çarpacaksın. Bunlar üst üste gelecek. Eksi 4. 2 ile... Eksi 2'yi çarpacaksın. Yine eksi 4. Aha. Olasılığıma geçtim. Olasılık. Eşittir. Toplamda kaç arkadaşımız var? 6 e, arkadaşımız var toplamda. 4 yazıyorduk. Ardından kaç tanesi negatif? 1, 2, 3, 4 tanesi negatif. Aha da 4 bölü 6. Sadeleşirse 2 bölü 3 der. Ceyhan'ın kafasına vururuz. Sen deriz bizi LGS'de kazandıran soru ol ya. Sen, seni işaretlediğim için beni kazandır diye böyle bir duygusal değişik şiirvari bir e, cümleyle son soruya geçelim. Şimdi güzel bir prizma sorusuyla bitireceğiz. Neymiş? Boyutlarımız 120'ymiş, 60'mış, 20'ymiş. Dikdörtgenler prizmamız var. Bir kutunun K noktasında bulunan karınca işi gücü yok ve ok yönünde ilerliyor bu karıncamız yan yüzeylerin tamamından geçerek de L noktasına ulaşıyormuş. Buna göre karıncanın yürüdüğü uzunluğun en az kaç santim olduğunu bulacağız. Buluruz. Gel şöyle bakayım. Sana. Tamam. Şimdi nasıl yapacağız? Öncelikle bu e, dikdörtgenler prizmasının açılmış halini düşünmemiz gerekiyor. Peki yapalım. Düşünelim bakalım. Nasıl düşüneceğiz? Şöyle bir tane dikdörtgenimiz var öncelikle. Tamam mı? Sonra şunu çizdim. Sonra yan yüzeyi çizeyim. Orada bir tane dikdörtgenim var. Şöyle artık çok güzel çizim yeteneğimden dolayı kusura bakmayacaksınız. Şöyle arka tarafta bir yüzümüz var. Onu da çizelim. İlkine benzeyecek o da. Sonra da soldaki yüzey var. Onu da çizdiğimde onlar biraz daha ufacık. Ve ne yapmış oldum? Açtım. Dikdörtgenler bizim açtım. Şurası K noktası. Buradan yola çıkıyormuş. Böyle dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Hop en üste gidiyor. Nereye? L noktasına. İşte bu aradaki mesafeyi bulacağım. Aslında sana şunu soruyor ya. Tamam. Biraz yine dantik çizdim ama ha. Çok kötü çizdim ya. Sileceğim. Şöyle ben kendim çizeyim. Bilgisayardan yararlanmayayım. Aha da şöyle daha güzel oldu. Şimdi yükseklik zaten belli 120. Buraya yapıştır bunu. Ardından şu ilk dikdörtgen şurası yani şu mesafe. Ne kadar bu? E, 60 diye vermişiz zaten sen. O zaman buraya 60'ı yapıştır. Ardından yan taraf o ne kadar? ...burası 20 ise burası da 20... ...orası 20 ise burası da 20... ...o zaman burası da 20'dir... ...dolayısıyla bu arkadaş zaten arka taraftı... ...ön yüzle aynı 60... ...sonra bir e, yan tarafımız daha var... ...20 ile aynı olacak... ...dolayısıyla orası da 20... ...o zaman burası komple ne yaptı... ...60-20-80... ...bir 80 daha... ...160... ...80-80-160... ...Allah neler yaratmış diye... ...güzel bir şarkımız var... ...bilir misin? Peki şimdi... ...burada bir pisagor var... ...patlat pisagoru... ...bir kenarım 120... Bir kenarım 160 diğer kardeşimizi bilmiyoruz. Yani şu KL yolunda zaten karıncanın yürüdüğü yol bu. Onu bulacağız. Peki nereden bulacağız? Hemen işkilleneceksin Anlayacaksın bu acaba özel üçgen mi? Zaten özel üçgense 3 4 5'i bir yoklayacaksın ilk başta. Hemen ben de yokluyorum. Ama bu diyorum bu 3 4 5 ile bir alakası var mı acaba? Bakıyorum. E bu 40 kat. Bu da 40 kat. E o zaman bu da 40 kat olacak. 5'in 40 katını nasıl buluruz? 40 satır mı 40 katır mı diye bir laf var. Bilir misiniz? anlatmayacağım hikayesini. Cevap B. Araştırın bulun. Dolayısıyla mevzumuz bundan ibaret dedim ve tabii ki de gerisini size bırakıyorum. Ne yapıyoruz? Ödevimizi veriyoruz. 41 ile 47 arası kısacası yardır bitir. Testlerin hepsini bitir. Sonra gel karşıma. Tamam mı? Şöyle gel karşıma konuşalım. Şimdi kitabı bitiriyorsun. Zaten çözemediğinde biliyorsun. Yine kare kodlarla karşına ben geliyorum bir kare kod kadar uzanda olacağız. Oradan çözümleri yine izleyip öğrenebilirsin. Yani hiçbir soruyu öğrenmeden gitmeyeceksin. Merak etme. Hepsi güzel sorular. Çatır çatır, çutur çutur, çutur çözersin. Tamam? Evet. Peki son LGS matematik videomuzu da bu şekilde noktalamış olduk. Umarım keyifli bir yıl mıydı diye söyleyeceğim ama keyifli midir? Bilmiyorum, keyfi vardır ya. Her zorluğun içinde bir keyif vardır. Yani ileri de dönüp baktığınızda emin olun bu yıllarınızı, bu aylarınızı, günlerinizi güzel hatırlayacaksınız. Ee, sonu ne olursa olsun. Bazen süreç önemlidir ya. Bu süreçte sen yaşadığın arkadaşlıkların vesaire. Bir de oyu tarafı var. Ortaokulun mesela bitiyor. Artık yeni sulara yelken açacaksın. Yeni okul, yeni arkadaşlar, yeni öğretmenler ve yeni bir ortam. Değişiyor ortamın komple değişiyor. Yani. Düşün bir mekandasın oranın en büyüğüsün sana abi abla falan diyorlar sonra çat gidiyorsun sen en küçük oluyorsun lisede değil mi böyle bir e, aslında adaptasyonu zor bir enteresan durum oluşacak ama hepsinin üstesinden geleceğinize güveniyorum inanıyorum sizler umudumuzsunuz geleceğimizsiniz ya tamam hiçbir zaman vazgeçmeyin sakın 9. sınıfta da aman salarım çalışmam ee, boş ver filan falan yok. Böyle de düşünmeyeceksiniz. 9. sınıftan daha işi sıkı tutun bakın. Çok net söyleyeyim. Zaten 9. sınıf dediğimiz sınıf şöyle düşünün. Hani üniversite giriş sınavı var ya o sınav iki aşamadır. İki aşamasının biri TYT dediğimiz sınav bir de AYT dediğimiz sınav. Sen şu an 9. sınıfta TYT'yi bitireceksin. %90 bitireceksin. Düşün. Bir daha da görmeyeceksin ha. 9. sınıfta göreceksin bitti gitti. 11, 12'de falan hep AYT konuları göreceksiniz. O zaman ne yapıyorsun? 9. sınıfa asılıyorsun. Yani temelini sağlamlaştır dokuzuncu sınıfta. Tamam mutlaka boş geçme sakın. Elbette ki ya, şey olacak böyle hani sosyal etkinliklerin ee, ne bileyim spor sanat vesaire bunlarla bunlara bulaşacaksın. Bulaşın da zaten kesinlikle. Bir lise öğrencisi de öyle boş boş hödük gibi de affedersiniz mezun olmaz yani liseden tamam bir şeylerle ilgilenin. Ne olursa mutlaka bir ilgi alanın vardır. Ne olursa onun üstüne git. Zaten hep söylemişimdir. Her zaman şu cümleyi kendi hayat felsefeniz yapın. Bir şeyin her şeyini bilin. Her şeyden de bir şey bilin. Tamam mı? Çok güzel bir sözdür. Benim açıkçası hayatımda en çok sevdiğim cümle budur. Yani bir şeyde uzman ol. En iyi sen olmaya çalış. O konuyla ilgili bilebileceğin her şeyi bilmeye uğraş, çalış, dedin. Ama her şeyden de bir şeyleri bil. Yani kültürsüz de olma. Bu aslında budur. Yani herhangi bir ortama giriyorsun. Hayatın seni nereye götüreceğini bilemezsin. Herhangi bir ortam. Bir arkadaş grubu içine girdin. Başka bir şeyden bahsediliyor. Atıyorum ben Basketboldan bahsediyor ya salladım şu an. O konu hakkında bir şeyler bil yani. Tamam? Entelektüel olmak diye bir şey var ya o konudan bir şey bil. Ya da başka bir konu ne bileyim inşaat konuşuyor, ondan bir şey bil ya. Hani sohbete bir cümle atabilecek kadar bilgin olsun. Ama bir konuda da sen uzman ol. Başkası sana senin uzman olduğun konuda ancak bir şey söyleyebilsin. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sizleri güzelce uğurlayacak mıyız? Hayır uğurlamayacağız aslında. Sadece sınava uğurlayacağız. Ondan sonra dediğim gibi 9. sınıfta bizler yine buralardayız. Sizleri de buralarda görmek isteriz. Bekleriz. Dolayısıyla 9. sınıf videolarımızla yine beraber çalışacağız inşallah. Tamam. Peki şimdiden hepinize LGS'de başarılar diliyorum. Umarım gönlünüzce bir gün gönlünüzce bir sınav olur sizin için. Ondan sonrası düzlük zaten biliyorsun. Tercih zamanı yine beraber konuşacağız. Peki. Bu video ile beraber o zaman LGS matematiğini bitiriyorum. Biraz hüzünlendik duygusu. Şimdi ben gidip ağlayacağım biraz. İzninizle, müsaadenizle. <laughs> ne alamaz? Çalışacağız. Sizin için şimdi rehberlik motivasyon videoları hazırlıyoruz. Onları bam 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 sıralayacağız. İnşallah onların da çok büyük faydaları olacaktır diye düşünüyorum. Tamam. Peki. Bir sonraki videoda o zaman ne yapalım? Görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.